Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Enver Paşa. Bugün sizinle 18. aşamaya giden yolda yaşadığımız macerayı aktaracağım. Ama öncelikle video videolarıma ve e, vereceğim bilgilere başlamadan önce savunmanın savunmadan size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 17 ile 18. aşama arası biraz zorlandım doğruyu söylemek gerekirse. Ee, savunma hatası yaptım biraz. Farklı stratejiler denedim. Farklı farklı taktikler denedim. Buna rağmen zorlandım. En son bu sistemi buldum. Herhangi bir rakipte görmedim. Tümüyle kendi fikirlerimle oluşan bir üs. Bunu yaptıktan sonra tabi kendi başarısız ataklarımı da göz önünde bulundurarak biraz yine zorlandığımı söyleyebilirim. Ama sonuçta bir başarı yakaladım. Ve 18. aşamaya ulaştım. Şimdi e, bu, e, dikkat, e, müsaade ederseniz ben öncelikle size kendi yükselmelerimi, yükseltmelerimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok şeyin full, mayınları henüz fulllamadım. Şu <laughs> yol boyunca Piyadeye gereksiz malzeme kullandığımı düşünüyorum. Raketi aç, açmamın gereksiz olduğuna düşünüyorum. Onun dışında hep doğru har, har, hamleler yaptığımı söyleyebilirim. Şu an dördüncü motoru açacak jetonum da var. Onu yükseltecek gambot e, j, e, şeylerim de var. Yükseltme jetonlarım da var. Ama e, ben motoru açınca sağlığa kadar açmak istiyorum. Çünkü e, rakiplerim genelde dördüncü motor açıldıktan sonra dört motorlu geleceği için ben dördüncü motoru açtığımda şuraya kadar doldurmak istiyorum. Çünkü bir anda kendimi 18. aşamadan 16. aşamada görmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden burada az <laughs> bir bekleme süresindeyim. 1 iki sandık açtıktan sonra burayı halledeceğim. Diyerek şimdilik bu konuda bu kadar bilgi verdikten sonra size saldırılarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Saldırıları bir taraftan izlerken diğer taraftan sizlere nacizane tabi bu benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim, herkesin düşüncesine, fikrine, atak şeklinde sayı duyarak bu yorumları yapıyorum. Affola. Arkadaşlar genelde bu tür yerlerde misal buraya Ağırzok'a falan girildiğinde burada genelde rakiplerimde şu hatayı gördüm. Ee, i̇lk iki motoru alıp üçüncü motora yaylım atma pişine düşüyorlar. Orada küçük bir hata yapıyorlar yani benim fikrimce. Çünkü öyle olduğunda ağır, öndeki ağırlar dayanamadığında arkadaki zokaların yapacak yapacak tek bir şey kalmıyor. O yüzden ikinci motora ulaşamadan askerleri kaybediyorsun ve en çok iki motor patlatınca da muhtemelen yapmış olduğun savaşı kaybediyorsun. Gördüğünüz gibi ben hiç 3 e, üçüncü motora yaylım atmayla uğraşmıyorum. Önden giden ağır askerlerimi hayatta tutmak adına Genelde ben gerideki taretlere yayılımla atıp onları ortadan kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağır zokal, ağır silahlılar dayandığı sürece başarı kaçınılmazdır. 3 çekirdeği almanız kaçınılmaz olacaktır. Şöyle 2x yapalım. Bu noktalarda genelde hack yapmayı ihmal etmeyin. 3 motoru aldığınızda da zaten savunmanız da güçlü olduğu için muhtemelen oyunu kazanıyorsunuz. Şöyle ikinci hatamızı izleyelim. İkinci hatamızda da benzer bir saldırı yapıyoruz. Yine dört gemi ağır. Dört gemi Zoka indirip burada önceden yapmış olduğumuz stratejiyle şu taretlerin bizi yoracağını düşündük ve buraya yaylım atıyorum arkadaşlar. Önemli olan buradaki atağımda asıl dikkat etmem gereken şey son taretlere gelene kadar ağır silahlıları ayakta tutmak. Zokaların hayatta kalmasını sağlamaktı. Çünkü toplar genelde tek atış yapacağı için 3 motoru almak kaçınılmaz olacaktı. Böyle yerlerde genelde rakiplerim şöyle hata yapıyorlar. Başlarda tabi bu hatayı yapanlardan biri de bendim. Bitişik motorları 3 yaylı matınca ikisini birden alıyordum ama 3. motora ulaşmak mümkün olmuyordu. Çünkü bütün gambotumu orada harcıyordum. Şimdi gördüğünüz gibi ben beni yoracak taretleri ortadan kaldırdım. Genelde tek atış yapan taretleri tuttum. Ve burayı da almak kaçınılmaz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu saldırıları yaparken diğer taraftan rakibinizin size yaptığı saldırıları hesap etmek en önemli detay. Çünkü savunma aslında bakarsanız başarının ta kendisi. Şöyle devam edelim. Şurada genelde böyle yerlere de e, ben farklı alırım. buraya ilk defa böyle bir strateji denedim başarısız bir strateji oldu Yalnız rakibim ya internette interneti düştü ya bir şeyler oldu Bu yüzden burada kazandım yani burada size anlatacağım pek bir şey yok bunu geçelim hemen diğer saldırıya bakalım Hatta şöyle izleyelim. Evet. Arkadaşlar burada çok güzel bir detay var. Dikkat ederseniz ben öncelikle videoyu durdurayım. Askerleri şu sol köşeye indiriyorum. Dikkat ederseniz bir fişek yukarıya atacağım. Sadece bir fişek kullanıyorum. Dikkat edin lütfen. Bunlar çünkü küçük ama önemli detaylar ve ikinci fişeği direkt motora atıyorum. Gördüğünüz gibi pardon, burada kenara attım çünkü girişte bir tane taret aldım. Ona güvenerek bunu yaptım. Hemen motora atıyorum. Yakın motorlar olduğu için ikinci fişeği hızlıca attıktan sonra elimdeki tek gambotu tek gambotu atıyorum. Ardından çekirdeğin düşeceğini hesap ettiğim için gambotu içeri doğru atıyorum arkadaşlar. Ve içeri doğru atmam iki motorun arasında sol gambotun yani orta gambotun iç kısmına doğru atıyorum ki diğer üçüncü motor da az bir şey yaralansın. Çünkü o motor patladıktan sonra çıkan gambotlarla üçüncü motor almak kolay oluyor. Aksi halde genelde ucunda kalıyor. Buraya çok dikkat edin. Bunu size daha iyi örnekleyeceğim bir saldırın daha olması gerekiyor. Evet şurada Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine burada motorlar birbirine yakın. Hatta bitişik. Şurada az önce anlatmak istediğim şeyi tekrarlıyorum. Tek fişek. Asla başka kambot kullanmayın. Çünkü çıkmıyor. Son yaylım çıkmayınca motoru alamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. fişeyi atıyorum. Tabiri caizse havalanmaya başlıyorum çavuşla. Hedefin birinci çekirdeği alıp ikinci çekirdeği sadece yaralamak. Buradan gelen gambotu atıyorum. İki gambotum var elimde. İkisini atıyorum. Üçüncü, ikinci motorun patlamasından sonra gelen gambotları üçüncü çekirdeğe atıp işi bitiriyorum. Ve savaşı kazanıyorum. Ben şimdilik bu kadar fazla saldırı yapmayayım ama şöyle bir şey yapalım. Mesela gördüğünüz gibi ben düşmanın rakip saldırıyı göstermek istiyorum. Hani az önce dedim ya savunma güzel olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor gerçekten. İlk başta ilk bu düzeni yaptığımda şuraya küçük bir top koymuştum şundan. Biraz farklıydı. İlk rakibimin yapmış olduğu atıktan sonra rakip saldırısını izleyip gerekli hatalarımı görüp yeni bir düzenleme yaptım ve sol taraftan helikopterlerle burayı almak imkansız hale geldi. Genelde bir motor alıyorlar ve en fazla iki 3ye asla ulaşamıyorlar. Bu noktada benim 3 motoru almam galibiyeti kesinlikle kaçınılmaz kılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biliyorum video biraz uzun oldu. Ama olsun. Bu ben eski takipçilerim bilirler. Genelde videolarımı kısaltmaya çalışan biriyimdir. Fakat malum dünya virüs krizi yaşadığı şu günlerde hazır hepimiz evimizdeyken keyifle oturup izleyebileceğimiz sardırılar yapmak istiyorum. Bu yüzden videonun uzun olmasını veya kısa olmasının doğrusu pek önemsemiyorum. Şimdilik arkadaşlar söyleyeceğim bu kadar. Benim açmam gereken iki sandık daha var. Onları açıp... Tekrar göstereyim. Onları açıp e, motoru zırhlı helikopteri pardon simoyu ve bunu açıp bunların yükseltmelerini yapmak. Ondan sonra yoluma devam etmek. Şimdilik videonun sonuna gelelim. Videoda herhangi bir kusurum olduysa affola diyerek hepinize hoşçakalın diyorum. Sevgiler, saygılar.